Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün su arınma arıtma sistemi aldık. Amazon'dan işte birkaç gün oldu geleli. Diğer işlerden şimdi ancak fırsat geldi. Bunu lavabomuzun altına, sinkimizin altına takacağız. Ve şuradaki sabunu çıkarıp buraya küçük bir tane daha musluk takacağız. Buradan arıtılmış su alacağız. Ve alet şuraya sığacak. Büyük bir şey alet. 5 tane arıtma filtresi var. Büyük bir tane de 2 galonluk da deposu var. Arıtılmış su burada depoda kalacak. Kirli su da şu gider borusundan lavama karışacak. Yani advanced bir filtreleme sistemi. 5 tane filtresi var. Amazon'daki fiyatı $200 bu arada. Amazon linkini de bu description kısmına bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz tam olarak nedir ne değildir diye. Şimdi kutumuzu açıp yavaş yavaş installation'a başlayacağız. Evet gençler, şimdi kutularımızı açtık. Kutularımızda 3 tane şu filtreleme sistemi var. Biliyorsunuz. Bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek. Ve 2 tane de burada var. Filtre. Şu siyah su da atık suyu. Yani filtreliyor suyu. Suyun kirli olan kısmını şunla giderden gönderiyor. Ondan sonra buradan da temiz suyu bu depoya dolduracak ve bu depodan da çeşmeye geçecek. Çeşmeden temiz su içeceksiniz. Şimdi bakalım nasıl takıldığına. Evet gençler, şimdi bu bağlama diyagramı böyle bir şey. Şimdi şu soğuk suya giden musluk şeyini buradan çıkarıyorsunuz. Valve'tan çıkarıp araya şu küçük metali takacağız. Şunu. Ondan sonra şu küçük fosil takacağız. Yani şunları. Şunları takacağız. Şuraya gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu kırmızı boruyla onu buradan şu alttaki kısma bağlayacağız. Şuraya bağlayacağız. Görüyorsunuz. Buradan su giriş olacak. Yani kirli su buradan girecek. Stage'lerden geçecek. Yukarıdan daha ince filtreleme yapılacak. Şuradan görüyorsunuz sarı. Temiz su buradan gelip depoda kalıyor. Ve diğer ucundan da musluğa gidiyor. Şuradaki kısımda filtrelemenin sonundaki pislik kısımda buradan drain'e gidiyor. Atılıyor, geriye atılıyor. Yani sen tertemiz su içmiş olsun. Ben buna benzer bir sistem, yani değişik bir markaydı. 2010'dan beri kullanıyorum. Texas'taki evimde ve Kansas'taki evimde. Müthiş kaliteliydi suyu. Burada da su kalitesi çok iyi değil. O yüzden yine bunu aldık. $200 ama çok faydalı olduğuna inanıyorum. Thank you.
gençler, şimdi kurulum tamamlandı. Valfi açtım, lig var mı diye kontrol ettim. Bir 5 dakika kadar oldu. 5 dakikadan beri bakıyorum, hiçbir lig yok. Şurasını da kapattım. İlk başta içinde bir cycle yapması lazım. Bunu açık bırakacağım. Bir saat kadar bu diren şey yapacak. O filtreleri temizleyecek önce. Bir saat sonra falan şurayı açacağım. Şurası kapalı şimdi. Bunu açınca temiz su buraya dolmaya başlayacak. Ve ondan sonra artık temiz su kullanabileceğiz. Yaklaşık işte yarım saat 45 dakika sürdü. Hani video çekeyim falan derken biraz daha uzadı. Normalde hani 20-30 dakikalık maksimum 20 dakikalık da hani olmadı. İlk yapanlar için 30 dakikalıktır. Ben daha önce bundan en az 8-10 tane install ettiğim için olayı iyi biliyordum. Yine de hani instruction'a baktım, ne olur ne olmaz, hani bir şey farklı mı diye. Tamamen aynı. Her şey tamamen aynı. Şimdi tool'larını da buraya koydum. Şunları olmasa filtreleri açamıyorsunuz. O yüzden bunları da buraya koydum. Şu etiketi buraya yapıştırdım. Şimdi buraya installation date'ini yazacağım. Bundan bir yıl sonra şu alttaki 3 büyük filtreyi değiştiriyorsunuz. Şu küçük filtreleri de 1,5-2 yıl sonra değiştiriyorsunuz. Onların şeyleri var, instruction var. Onlara bakacağım. O yüzden buraya tarihi yazacağım şimdi. Tertemiz suyumuz 1 saat, 1,5 saat sonra artık içmeye hazır olacak. Toplam bana maliyeti $200. Eğer bu olmasaydı sürekli marketten damacana su ya da pet şişeyle su almak zorundaydın. Hani onun verdiğin parayı geç, onu al git gel, o zahmet insanı zaten yoruyor. Böyle bir şey yaptık. Daha sonra tadını falan filan baktığım zaman size bir feedback veririm. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.